Değerli izleyiciler, hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Gece görüşü başlıyor. Kanal 23 televizyonunda önemli haberlerimiz var. Üzücü haberlerimiz de var. Hatta ilk haberimiz maalesef şehidimizin cennete uğurlanışıyla ilgili bir haber. Öyle bu cümleyle daha iyi tasvir edebilirim. Bu haberlerimizi elimizden geldiğince detaylandıracağız. Dilimizin döndüğünce yorumlamaya gayret edeceğiz. Mesajlarınızla haberlerimize yorum, öneri, soru, farklı konular sorabilirsiniz. Yani sonuçta programın en sevdiğim bölümlerinden birini oluşturuyor göndereceğiniz mesajlar. Haber başlıklarımızın bir kısmıyla başlayalım isterseniz programımıza. Buyurun. Elazığ'da çatı yangını haberimiz var. Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir yaralı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Detaylar birazdan. Özel İdare Spor Manolya Kurtulmuş ile yollarını ayırdı. Evet. Erişten taraftarı üzecek bir açıklama geldi. Transferi açmamız çok zor diyor. Ama küme düşme korkusu yaşamayız. Biraz Elazığ Spor'u konuşacağız. Emekli, memur ve diğer çalışanlar için zam ayı geldi. Zamlı maaşları arkadaşlarımız derleyip toparlamışlar. O rakamları anlatacağım size. Türkiye'nin gurur tablosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 yıllık bir paylaşım var. Geçmiş 10 yılda Türkiye'de neler yapıldı? Bunu konuşacağız. Elazığ merkezde kar yok. Maalesef yok. Ama çok şükür ilçede kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Beyaz bereket. Biz beyaz esaret demiyoruz o hataya, o inançsızlığa, hatta o aptallığa düşmüyoruz. Çünkü bir sonraki yıl ve yılların bereketli geçmesi için, su sıkıntısı yaşamamak için yaşayan tüm canlıların hayatta kalabilmeleri için bu beyaz berekete bizim fazlasıyla ihtiyacımız var. Devam. Allah'a emanet olun deyip tetiğe bastı. İstanbul'dan bir haber. Devam. Evet, özür diliyorum. Türkiye'nin hayallerini süsleyen yerli otomobilde istenen ön sipariş ücreti belli oldu. Elazığlıların yeni yılda hevesleri kursaklarında kaldı. İlginç bir başlık. İçeriğini tabii ki merak ediyorsunuz. Anlatacağım. Elazığ Ticaret Borsası 2019 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi değerli izleyiciler. Hadi bakalım. Bakan Soylu imzaladı. 81 ile gönderildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesine bir göz atacağız. Zehir tacirleri yine jandarmadan kaçamadılar. Yıl başında da jandarmamız, polisimiz görevleri başındaydı bizler için. Çok başarılı operasyonlar yapıyorlar. Allah'a emanet olsunlar. Bu başarılı operasyonu konuşacağız biraz. 2020'de bunları yapan yandı. Hepsi yürürlükte diyor haberimizin başlığı. Detaylar birazdan. Elazığ protokolü yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi. Çok güzel bir iş yapmışlar. Tebrik ediyoruz. Elazığ'da 2020 yılının ilk bebeği Emir Ali oldu. Allah analı babalı büyütsün. Sokakta çalışan çocukların yeni yıldan beklentileri neler? Tek bir beklentileri var. Konuşacağız. Elazığlı vatandaşların yeni yıl mesajları. Elazığ'da Mekke'nin fethi programı çok önemli. O konuyu da konuşacağız. Son bir başlık. 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı. O illeri paylaşacağız. Gece görüşü başlıyor. Hepimizi kahreden bir haberle başlıyoruz. Suriye'nin Tel Abyad şehrinde barış görüntü varsa alalım. Barış Pınarı Harekatı'nda
alçak, hain teröristlerin tuzakladıkları patlayıcı infilak etti değerli izleyiciler. Ve şehit olduğu piyade uzman onbaşı Rahmi Kaya. Memleket Erzurum'da binlerce kişinin katılımıyla, gözyaşlarıyla, dualarıyla gördüğünüz gibi ebediyete, daha doğru bir ifadeyle cennete uğurlandı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesinin, yakınlarının ve ülkemizin başı sağ olsun. Suriye'nin Tel Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade uzman onbaşı Rahmi Kaya, memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Erzurum'daki Narmanlı Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cenaze namazının ardından şehit Kars Kapı Şehitliğine defnedildi. Evet, hep söyledik. Her zaman söyledik. Her zaman da söylemeye devam edeceğiz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Terörle mücadelemiz devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 yıllık paylaşım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde gerçekleştirdiği atılımları paylaştı değerli izleyiciler Twitter hesabı üzerinden. Erdoğan paylaşımında 2020 yılının milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini de temenni ediyor. Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde gerçekleştirdiği atılımları paylaştı. Erdoğan paylaşımında köprülerden havalimanlarına, yüksek hızlı tren hatlarından gemilere, İHA ve SİHA'lardan savunma silahlarına kadar 2010 yılında hizmete giren birçok yeniliği vatandaşlarla paylaştı. Erdoğan paylaşımında 2020 yılının milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz dedi. Evet, PKK, DAEŞ, FETÖ gibi ihanet şebekeleriyle etkin bir mücadeleyi ortaya koyduk diyor Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır'da uygulamaya katıldı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Diyarbakır'da uygulamaya katıldı. İyi akşamlar, hayırlı seneler. Diyarbakır'da polis ve jandarma tarafından ortak olarak yapılan yeni yıl uygulamasına katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2019 yılının terörle mücadele açısından çok başarılı bir yıl olduğunu ifade etti. Emniyet teşkilatımız Diyarbakır'ımızla birlikte 81 ilimizde insanımızın yeni yıla mutluluk içerisinde, huzur içerisinde, güven içerisinde girmesi için bütün personelimizle birlikte görevimizin başındayız. Bugün şu an için yaklaşık 20 bin ekiple emniyet teşkilatımızın tamamına yakını, dediğim gibi, görevinin başında. İnsanımızın, milletimizin yeni yıla huzur içerisinde, güven içerisinde geçmesi için görevlerini canla başla yerine getirmektedirler. Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi 2019 yılı başta terörle mücadele olmak üzere ülkemiz açısından çok başarılı bir yıl oldu. Gerçekten PKK olsun, DAEŞ olsun, FETÖ olsun, bu ihanet şebekeleriyle bütün güvenlik kuvvetlerimizle birlikte, jandarmamızla, yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte çok etkin bir mücadeleyi ortaya koyduk ve Allah'a şükür çok iyi neticeleri elde ettik. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.
Yerli arabamızla ilgili önemli rakamlar açıklandı değerli izleyiciler. Türkiye'nin hayallerini süsleyen, öyle midir? Kesinlikle öyledir. Ülkesini seven, milletini seven, milliyetçi duruşu olan herkesin hayalidir Türkiye'nin yerli arabası, Türkiye'nin yerli uçağı, Türkiye'nin yerli gemileri. Aklımıza ne geliyorsa. Hayallerimiz bunlar. Hedeflerimiz de bunlar. Ön sipariş ücreti belli oldu değerli izleyiciler. Bu rakamları paylaşacağım. TOGG'un ürettiği ve Türk halkının büyük beğenisini toplayan yerli otomobilde istenen ön sipariş ücretinin 30-40 bin TL aralığında olacağı öğrenildi. 2020'de fabrikasının temelinin atılacağı yerli otomobil için şu an itibariyle 175 bin talep var. Muhteşem bir rakam bu. Ve eminim ki sizler de eminsinizdir diye düşünüyorum. Fabrikanın temeli atılıp fabrika bittikten sonra, üretime geçtikten sonra bu 175 bin talep çok daha artacaktır değerli izleyiciler. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yerli araçla, yerli arabayla ilgili önemli bir açıklaması var. Bu da bir rakam içeriyor. Diyor ki yerli otomobil başlangıçta minimum %50-51 yerlilikte üretilecektir diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Detaylara bakalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin otomobilinin başlangıçta minimum %50-51 yerlilikte üretileceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yapılan yerli otomobil üretimine ilişkin konuşan Oktay, yerli otomobilin başlangıç olarak minimum %50-51 yerli olacağını söyledi. Oktay, devrim araçlarıyla kaçırdığımız bir fırsatı şimdi elektrikli ve akıllı araçlarla yakalamış durumdayız diye konuştu. TOBB'un önümüzdeki günlerde ön ödeme konusunda oda ve borsalara yazı göndereceği öğrenildi. 81 il 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın üst kuruluşu olan TOBB'un devreye girmesiyle işler hızlanacak. Ön ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirlenmesi bekleniyor. Deprem sayıları, deprem sıklığı maalesef Elazığ'da arttı son günlerde değerli izleyiciler. Bu konu bizi ziyadesiyle korkutuyor, ürkütüyor. Sonuçta deprem. Sonuçta hazır değiliz. Sonuçta psikolojik olarak hazır değiliz. Sonuçta yapısal olarak hazır değiliz. Geçtiğimiz günlerde 4.9 şiddetinde bir deprem olmuştu. 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu değerli izleyiciler. Bakınız Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı. Deprem diyor Demirci Kovancılar, Elazığ. 31.12.2019 saat 19.21'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem. Detaylar. 4 gün önce 4.9 şiddetinde depremle sarsılan Elazığ'da bir deprem daha oldu. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarı Buğday Köyü olduğu öğrenildi. Klasik her yıl, her yılbaşı, her yıl çok doğru bir ifade olmaz. Olmadı da. Her yıl başında yeni yıla geçtiğimiz ilk dakikada yeni doğan ilk bebek ne yapılır? Haber yapılır. Değerli izleyiciler, ulusalda da bu var, tüm illerde var. Elazığ'da da çok güzel bir şey bu aslında. Elazığ'da özel bir hastanede saat tam 12'de 3 kilogram ağırlığında, orayı okumayacağım çünkü orada farklı bir isim var, burada farklı bir isim var. Evet, 3 kilogram ağırlığında doğan bebeğe Yıldırım adı verildi değerli izleyiciler. Yeni yılın diğer bebeği, Emir Ali değil mi diğer bebeği de? Tamam, Yıldırım. Emir Ali, Elazığ'da 2020 yılının bu hangi saatte olmuş?
Ha, Yıldırım'dan 3 dakika sonra mı olmuş bu? Dünyaya gelmiş. Yıldırım bebek saat 12'de, tam 12'de. Emir Ali bebek de 12'yi 3 geçe. Her iki bebeğimiz, diğer tüm dünyaya gelen bebekler Allah'a emanet olsunlar. Ama yeni yılın ilk bebekleri her zaman ne oluyor? Haber konusu oluyor. Elazığ'da özel bir hastanede saat 00:00'da 3 kilogram ağırlığında doğan bebeğe Yıldırım adı verildi. Yeni yılın diğer bebeği Emir Ali ise Fethi Tekinşehir Hastanesi'nde gözlerini dünyaya açtı. 3 kilogram olarak sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açan Yıldırım bebek ismini dakikliğinden aldı. Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez ve İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Fethi Tekinşehir Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekleri ziyaret ettiler. Flaş patlatmayın çocuğa. Maşallah. Allah bağışlasın. Bebeğimiz için de şöyle küçük bir hediye size bırakalım. Olur, çabuk. Bu da tabii ismi. Olur. Olabilir yani ismi. İnşallah bir hayırlısıyla yeni olanı çıkar inşallah. Sağlıklı kucağınıza alırsınız inşallah. Yeni yılın ikinci bebeği Emir Ali'nin annesi Meryem Yıldız'a duygularını paylaştı. 12-3 geçe doğum yaptım. Vali Bey geldi, sağ olsun geldi gitti. Çok mutluyuz çocuğumla beraber. Emir Ali'nin babaannesi Nafiye Yıldız'a çok mutlu olduğunu aktardı. Üçüncü torun, iki oğlan, bir kız. Allah bağışlasın herkese, bize de vali geldi. Allah razı olsun, bize yardım etti. Bize eksik etmeyesin inşallah. Çok mutludur. Tabii ki çok mutlu olacaksınız. Bir kez daha Allah bağışlasın diyelim. Gözünüz aydın. Elazığ protokolü. Yeni yıla vatan nöbeti tutan kahraman güvenlik güçleriyle beraber girdi. Baklava ikram ettiler. Çok güzel bir dayanışma, yanınızdayız. Çünkü insanlar eğlenirken bir şekilde veya eğlenmeyen insanlar için ise dinlenirken, uyurken o kahramanlar bu soğukta veya yaz aylarında kavurucu sıcaklarda kimler için? Bizler için. Kimler için? Vatan için, bayrak için, ezan için canları pahasına mücadele ediyorlar. Protokolümüze teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yanlarında olmaları, yanınızdayız mesajını vermeleri bu farklı bir motivasyon. Onlar zaten her daim motive ama bu da çok güzel olmuş, tebrik ediyoruz. Elazığ protokolü yeni yıla vatan nöbeti tutan kahraman güvenlik güçleriyle girdi. Elazığ'da 2019'un son, 2020'nin ilk saatlerinde Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Malatya, Bingöl, Diyarbakır, Keban yollarında bulunan kontrol noktalarında vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti. At su açım, siyah indirim! At su açım, Sedat'a ya! Sağ ol, sağ ol! Uzman Tavuz Serhat Güneş! At su açım, siyah indirim! Sağ ol, ayrı seyahat. Sağ ol! Uzman çalışan Halkaya. Ziyaretli güvenlik güçlerine baklava ikram eden protokol üyeleri yeni yıllarını da kutladı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görev başında olan polislere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çorba ikram edildi. Komutanım, sizi karşıya alsak. İl Emniyet Müdürü Celal Sel sabaha kadar çalışmaların devam edeceğini aktardı. Gördüğünüz gibi emniyet teşkilatı olarak bu gece ayaktayız. Halkımızın huzur ve güvenliği için sabaha kadar görevimiz devam edecek. Şu an yaklaşık 1150 polisimiz il genelinde görevine devam ediyor. İnşallah huzurlu bir şekilde sabah etmeyi bekliyoruz. Yeni yılda da görevimizi en iyi şekilde yapmak için tüm arkadaşlarımızla büyük gayret içerisinde olacağız. Önceliğimiz olaylar olmadan önce önleyici polislikle suçların veya diğer konuların meydana gelmeden önlenmesi ilk hedefimiz. Bu amaçla da hem asayiş ekiplerimiz hem yunuslarımız sayılarını çoğalttık, sizler de farkındasınız. Bunlar görevlerine devam edecekler. Trafikçi arkadaşlarımız aynı şekilde trafikle ilgili tedbirlerine devam edecekler yeni yılda da. Yeni yıla diğer öncelik hedeflerimizden bir tanesi de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan
kurtulması, bunlara yakalanmaması amacıyla narkotik ekiplerimizin sayısını artırdık. Narkotik konularındaki operasyonlarımıza da yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Jandarma ve polis ekiplerinin ziyaret ettiklerini belirten Vali Vekili Mehmet Teyze Dönmez, güvenlik mensuplarımıza huzur ve güvenliğimizi sağlamak için gece gündüz canla başla çalıştıkları için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Karda, kışta, soğukta, sıcakta bizlerin güvenliğini sağlamak için emek veren, gece gündüz çalışan jandarmamızla, polisimizle geçiriyoruz yılın sonunu. 2020'ye onlarla beraber giriyoruz. Biz buradan öncelikle güvenlik görevlilerimize, güvenlik emniyet mensuplarımıza bizim huzur ve güvenliğimizi sağlamak için ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için bu saatleri, geceleri, gündüzleri canla başla çalıştıkları için, emek verdikleri için onlara teşekkür ederek başlamak istiyorum. Buradan da tüm Elazığlıları, hemşerilerimizin, halkımızın da huzur içerisinde yeni bir yıla girmelerini, 2020 yılında ele şehrimiz için, başta şehrimiz için, ülkemiz için, ailelerimiz için, hepimiz için ve dünya için güzel günlerde, daha mutlu, huzurlu, sağlıklı günlerde girmesini diliyorum. Tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum ben de. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk var mı şehrin genelinde? Çok şükür ki yok. Zaten Elazığ'ımız hepimizin malum olduğu üzere huzurlu bir şehir. Ve şu ana kadar da şehrimizde herhangi bir huzursuzluk, herhangi bir olumsuzluk, hiçbir şey yok. Gayet güzel bir şekilde bütün yılı geçirdiğimiz gibi 2020'ye de o şekilde giriyoruz inşallah. Belediye Başkanı Şuan Şerifoğulları ise güvenlik güçleri bu noktada çok çaba gösteriyorlar. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin diye konuştu. 2019'un son saatini devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin huzuru, refahı, selameti için her daim görevleri başında olan güvenlik güçlerimizle birlikte geçiriyoruz. Tabii 3 kıtada 600 yıl boyunca dünyaya hükümdarlık eden bir milletin temsilcileriyiz. Malumunuz 1900'lü yılların başından itibaren ülkemiz beka mücadelesi vermekte. İçeride ve dışarıdaki hainlere karşı sürekli tetikteyiz. Beka mücadelesi veriyoruz. Tabii burada en büyük etken güvenlik güçlerimiz. Allah ayaklarını taşa değdirmesin. Bu noktada mazlumların duası, Rabbimizin yardımı, milletimizin ferasetli ve dik duruşuyla birlikte bütün bu olumsuzlukları bugüne kadar bertaraf ettik. Bundan sonraki süreçte de inşallah hep birlikte bertaraf edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır. Bu noktada Elazığ Belediyesi olarak da 2019 yılında yoğun bir çalışma süreci içerisinde yapacağımız projeleri hayata geçirebilme adına gece gündüz demeden ekibimizle birlikte çalıştık, gayret ettik. İnşallah 2020 yılında da çok daha güzel çalışmalara imza atacağız. Onlar için yılbaşı, bayram, seyran, tatil hiç fark etmiyor gece gündüz. Çünkü onlar ahlaksızlar, çünkü onlar insan değiller. Çünkü onlar insanları zehirleyerek para kazanma telaşındaki tacirler. Ama geçit yok. Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Zulalanmış vaziyette 300 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Yılbaşı da olsa, tatil de olsa, gece, gündüz, sabah da olsa güvenlik güçlerimizden kaçış yok, geçit yok. Elazığ Jandarma Komutanlığı'nca yılbaşı denetimleri aralıksız devam etti. Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. YA isimli şüphelinin yılbaşında gençleri, çocukları zehirlemek amacıyla uyuşturucu kaçıracağı bilgisinin alınması üzerine şüpheli jandarma ekiplerince takibi alındı. Jandarma ekiplerinin nefes kesen takibi sonucu şüpheli kullandığı araç durduruldu ve yapılan aramalar sonucunda üzerinde sulalanmış vaziyette 300 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak YA isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri yapıyor, taksiciler yıkıyor. Haber başlığımız bu. Şehit İlanlar Caddesi yol üzerinde bulunan su kanalı kapağının açık bırakılması tehlike saçıyor değerli izleyiciler. Kapak Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından kapatılıyor. Ertesi gün tekrar açılıyor. İşte bunun nedeni. Taksiciler neden bunu yapar? Güzel bir haber yapmış. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Detayları izleyelim. Şehit İlhanlar Caddesi yolu üzerinde bulunan su kapağının açık bırakılması tehlike saçıyor.
Kapak Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından kapatılsa da kapak tekrar açık bulunuyor. Efendim Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz. Yol kenarında bulunan bu kuyunun kapağı genelde açık bırakılıyor ve vatandaşlar da bu kapağın açık unutulmasıyla birlikte şikayetlerini dile getiriyorlar. Bu kuyunun içerisinde temiz su var. Yol kenarında duran taksiciler araçlarını yıkamak için bu kapağı kaldırıyorlar. Daha sonra kapatmayı unutuyorlar. Ama belediye ekipleri her zaman kapatmaya çalışsa da taksiciler bu kapağı açıp suyu buradan alıp araçlarını yıkamaya devam ediyorlar. İlginç, yapmamaları gerekiyor. Yapsalar bile o kapağın tekrar kapatılması gerekiyor. Buradan taksici esnafımıza güzel bir dil ile, güzel bir üslup ile bu mesajı gönderelim. İşiniz bittikten sonra kapatalım lütfen. Ha, orayı kullanma hakları var mıdır o suyu? Onu da bilmiyorum. Onu da bir araştırmak lazım. Hayırlı seneler ve başarılarınızın devamını diliyorum. İyi yayınlar demiş değerli izleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben de sizlere hayırlı seneler, başarılar diliyorum. Elazığ'da Mekke'nin fethi programına götüreceğim şimdi sizleri. Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi. Çok da iyi yapmışlar. Biz dün kutlamıştık ama bir kez daha kutlamış olalım. Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şubesi tarafından bir program düzenlendi. Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü olması sebebiyle düzenlenen programda Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Recep Koç'a düzenlenen program hakkındaki detayları aktardı. Cenab-ı Allah her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz insanlığa bir inşirah Mekke'nin fethi programımızı hayırlara vesile kılsın. Cenab-ı Allah bu salonda bulunan ve bulunmayan tüm kardeşlerimize inşirah versin, sıkıntılarını gidersin, göğüslerini genişletsin. Müslümanların İslam'ı yaşama gayretlerine ise cihat denir. Cihat, kan dökmek, savaş çıkarmak, bir yerleri işgal etmek değildir. Bilakis kan dökülmesin, barış olsun, İşgaller olmasın diye gece gündüz çalışmaktır. Bizler Müslüman olsun ya da olmasın tüm insanlara faydalı olmayı inancımızın bir gereği sayan bir topluluğuz. Biz inanıyoruz ki insanların en hayırlıları insanlara faydalı olandır. Bizler Müslüman olsun ya da olmasın komşularımız azken tok yatmaktan ar eden bir topluluğuz. Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öğrencilerin okudukları şiirlerle ve ilahilerle devam etti. Elazığ bir sevdadır diyor izleyicimiz. Doğru mu söylüyor? Çok doğru söylüyor. Turgut Ören Almanya'dan yazıyor. Turgut Bey'e, Turgut Ören beyefendiye ve Almanya'ya sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Kabul, çok doğru. Elazığ gerçekten bir sevdadır. Kent merkezinde kar yağışı yok. Çok etkili olmuyor maalesef. Olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Şehre 25 kilometre uzaklıktaki Sivrici ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti değerli izleyiciler. Aynı cümleyi kurmak istemiyorum ama kurmak da zorundayım. O algıya kapılmayalım istiyorum. O sebeple aynı cümleyi kuracağım. Ulusal medyanın kullandığı beyaz esaret başlıklarına aldanmayın, KC'lerine aldanmayın. Beyaz esaret değil, beyaz berekettir kar yağışı. Kuraklığa yenik düşmeyelim, kuraklıkla mücadele etmeyelim, susuz kalmayalım. Ekinlerimiz, tarlalarımız, insanlarımız ve doğada, yaban hayatında yaşayan canlılarımız için bu kar yağışlarına fazlasıyla ihtiyacımız var. Kent merkezinde kar yağışının etkili olmadığı Elazığ'da, şehre 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Kente kapanan 62 köy yolunun büyük bir bölümü ise karla mücadele ekiplerinin 24 saat süren aralıksız çalışmasıyla açıldı.
Kapanan köy yollarının büyük bir bölümü valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından 24 saat aralıksız mesai yapılarak açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı Sivrice Sorumlusu Saha Şefi Salih Şimşek, bize gelen ihbarları değerlendirerek ekiplerimizi karla mücadele için bekletiyoruz dedi. Bize gelen ihbarları değerlendirerek ekibimizi kar mücadelesi için hazır bekletiyoruz. Gelen ihbarlar sonucunda 3 gündür Alatin Grup yolunun kapalı olduğu ihbarı geldi. 2 gündür kar çalışmamız devam ediyor. Halen köye ulaşamadık yoğun kar nedeniyle. Çok fazla ekipman, araç da buraya sokamıyoruz. Mevcut araçlarla, her yol grubunun mevcut araçlarıyla kar mücadelesine devam ediyoruz. Aşağı yukarı 2-3 gündür 30 köyümüz kapalıydı. Bunların tamamını açtık, bir Alatin Grup yolumuz kaldı. Burada da ekiplerimizle çalışmamız devam ediyor. Ekipte görevli operatörlerden İbrahim Ünal, bazı grup köy yollarının kapalı olması nedeniyle aralıksız çalıştıklarını aktardı. Köy yollarımız kapalı. Alatin, Çanakçılar, Hacılar, bu taraflar kapalı. Şu anda da gördüğünüz gibi yemek saatimiz. Yemeğimizi yiyip tekrar işimize döneceğiz. Öylesine güzel bir ülkede yaşıyoruz ki, cennet bir ülkede yaşıyoruz ki, batıda ülkemizin, Türkiye'nin batısında deniz keyfi yapılırken ülkenin doğusunda karla mücadele yapılıyor değerli izleyiciler. Buyurunuz. Bugünün görüntüleri bunlar. Batıda deniz keyfi, doğuda karla mücadele. Aynı anda dört farklı iklimin yaşandığı Türkiye'de tatilciler Ege kıyılarında denizin keyfini çıkarırken doğuda vatandaşlar karla mücadele ediyor. Bodrum'da zaman zaman kuzeyden esen rüzgar hissedilen hava sıcaklığını düşürse de en yüksek hava sıcaklığı 15-16 derecelere kadar çıkarken Elazığ'da ekipler kardan kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor. En güzel aktivite bence. Yeni yılın ilk gününde hemen taze taze balıklarımızı alalım. Sabah bir yürüyüş yaptık. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ise başka illere ya da yaylalara karla oynamaya gidemeyen, hatta hayatlarında hiç kar görmeyen çocuklar için ilçenin meydanına 7 kamyon kar getirildi. Elazığ Ticaret Borsası 2019 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi değerli izleyiciler. Elazığ Ticaret Borsası 2019 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Son meclis toplantısına Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunluk konuk olarak katıldı. Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Emin Ayaz, 2020 yılının hayırlı olmasını diliyorum dedi. 2019 yılının son meclis toplantısını yapıyoruz. Bugün bir misafirimiz var. Fırat Kalkınma Ajansı'nın Genel Sekreteri Vahap Bey bize bir müjdeyle geldiler. Biraz sonra onu da size açıklayacaklar. Ve 2019 yılının çalışmalarını yönetim kurulu başkanımız açıklayacak. 2020 yılının da borsamız, ülkemiz, milletimiz, devletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da ise 2019 yılının değerlendirmesini yaptı. Biz borsa olarak tabii 2019 yılı içerisinde çok büyük çalışmalar içerisinde olduk. 40'ın üzerinde bürokratlarımızdan, valilerimizden, bakanlarımızdan çeşitli toplantıları yaptık. Fırat Kalkınma Ajansımızdan. Tabii ki bu toplantılarda, hep yaptığımız toplantılarda ilimizden ilgili, üyelerimizden ilgili ilin sorunları hep dile getirdik. Bununla beraber tabii ki biz
konsey üyelerinden de Ankara'da toplandığımız zaman, ben aynı zamanda ticaret bursalı konsey üyesiyim. Orada da her toplantıda bir iki tane bakan katılacak. Bu bakanlarda da biz sürekli ilimizle ilgili buradan gitmeden önce buradaki sorunlarımızı arkadaşlarımızla beraber oturup bir kağıta tökeriz. Orada da sırayla sağ olsunlar hepimize konuşma hakkı veriliyor. Biz anlatıyoruz. Tabii ki bursamızla ilgili, üyelerimizle ilgili biliyorsunuz daha önce besleyicilerimize dana başı 200 bin lira bir TL veriliyordu. Bu geçen dönemde kesildi. Uzun bir süre verilmedi. Birkaç defa biz konsey toplumunda Tarım Bakanlığımızla dile getirdik. Bakanlığımıza buradan teşekkür ederim. Bu tevşiki tekrar yeniden 200 lira değil, 250 lira dana başı resmi kurumlarda kestiği zaman, Etballı'da kestiği dana başı 250 lira hayvan başı besleyicilerimize bir tevşik parası veriliyor. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunlu ise canlı hayvan bursasının fizibilite projesinin kabul edildiğini müjdesini verdi. Kendileri bizlere ticaret canlı hayvan borsasının modernizasyonu ile ilgili bir fizibilite çalışması için bir proje başvurusunda bulundular. Bugün de biz yönetim kurulu yapmış olduk Tunceli'de Pertek ilçemizde ve bu proje fizibilite projesi başarılı oldu. Ben kendilerini öncelikle tebrik ediyorum. Ticaret borsamızın yönetim kurulu başkanını, değerli meclis başkanını, değerli çalışanlarını. İnşallah bu projemizden birlikte Elazığ'daki canlı hayvan borsası ve mevcut hayvan pazarının iyileştirilmesi ve modernizasyonu ile ilgili ihtiyacı daha somut olarak görmüş olacağız. Oradaki ihtiyaçları yine bu modern canlı hayvan borsalarının örneklerini değerlendirmiş olacağız. Bunun ekonomik, idari, mali yönünü değerlendirmiş olacağız ve bu gerçekten yatırım öncesi bir döküman değerinde olacak. İnşallah bu dökümanı, bu fizibiliteyi tamamladıktan sonra da gerek ajansımızda, gerek yine bakanlıklarımızın farklı programlarında bunu hayata geçirme fırsatı bulacağız. İyi yayınlar, Konya'dan selamlar diyor değerli izleyicimiz Yaşar Ölmez. Yaşar Bey sık sık mesaj yolluyor bizlere, sağ olsun. Bizler de Elazığ'dan Konya'ya sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Elazığ Kömür Han Dayanışma Derneği Mekke'nin fethiyle ilgili, Mekke'nin fethi dolayısıyla desek daha doğru bir cümle olacak, önemli, anlamlı bir program düzenledi. Elazığ Kömür Han Dayanışma Derneği Mekke'nin fethi dolayısıyla bir program düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Öz, etkinlikten dolayı dernek yönetimine teşekkür etti. Mekke'nin fethi hakikaten çok insanlık tarihinde çok önemli bir fethidir, çok önemli bir gündür. Bir vuslattır aynı zamanda. Resulullah'ın oradan ayrılırken, üzüntüyle ayrılırken aynı zamanda sevdiği yere vuslatla tekrar geri gelmesidir. Zulmün karanlığa gömüldüğü, İslam'ın güneşinin doğduğu ilk fetihlerdendir. Dolayısıyla bugün hala yad ediyor olmamız ve bu vesileyle bir araya gelmemizden dolayı ben dernek başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı da kutluyorum. Özellikle belediye başkanımızın da selamı üzerimde kalmasın. O bugün programları biraz yoğundur. Dolayısıyla hepinize çok sevgi ve selam söyledi. Dernek Başkanı Nihat Demirtaş düzenlenen etkinlikle ilgili bir açıklama yaptı. Miladi takvime göre 31 Ocak 630 yılında Mekke fethedilmiştir. Mekke'nin fethi çile, özlem ve sevdadır. Mekke'nin fethi güven, sabır, zafer ve kurtuluştur. Mekke'nin fethi iman, ilim, itaat, teslimiyet, huzur ve sevinçtir. Batının yok oluşudur. Mekke'nin fethinin 1389. yılı münasebetiyle Peygamber Efendimizin mucizesi olan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemek ve ona selam göndermek için bir aradayız. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimizi ve bu vatan için, bayrak için, tüm ölmüş aziz şehitlerimiz için ve kardeşlerimizi Allah'tan rahmet dilerim.
Trafik kazaları çok da engel olamıyoruz. Aynı cümleleri kullanıyoruz. Bu defa çok sıkıcı hale dönüştürüyoruz olayı. Çok iyi bildiğimiz kuralları uygulamıyoruz. Elazığ'da bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Elazığ'da meydana gelen kazada motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Elazığ merkeze bağlı üniversite mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evet, çamura saplanan araç, bununla devam edelim. Çatı yangını mı? Peki, tamam. Elazığ'da çatı yangını başlıklı haberimize bakalım. 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elazığ'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Nahibey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tunceli'ye gidiyoruz değerli izleyiciler. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı mı diyelim, şarampole uçtu diyelim. Çok şükür can kaybı yok. Jandarma ekipleri aracı Kobra ile kurtardı değerli izleyiciler. Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole inen ve çamura saplanan otomobili jandarma ekipleri Kobra ile kurtardı. Çemişgözek ilçesinde Elazığ istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet Bilgin İdaresi'ndeki 01UF490 plakalı otomobil yağış nedeniyle yoldan çıkıp şarampole girip çamura saplandı. Bu sırada bölgede devriye halinde olan jandarma ekipleri kazayı fark edip yardıma geldi. Jandarma personeli kullandıkları kobraya bağladıkları halat yardımıyla aracı saplandığı yerden çıkardı. Hazır son iki haberimiz trafik kazalarıyla ilgili iken izleyicimiz bir fotoğraf paylaşmış bizimle. Aynı bölgede 10 gün içerisinde 5. trafik kazası diyor. Ataşehir Mahallesi General Eşref Bitlis Caddesi. Bu konuda ışıklandırma yok orada. Yokmuş daha doğrusu. Işıklandırma, sinyalizasyon sistemi olmadığı için 10 gün içinde 5 trafik kazası. Buradan yetkililerimizden rica edelim. Lütfen can kaybı, herhangi bir can kaybı olmadan önce Ataşehir Mahallesi General Eşref Bitlis Caddesi'ndeki bu sıkıntıyı gidermelerini rica ediyoruz, talep ediyoruz. Evet, değerli izleyiciler, bitireceğim şimdi programı da, bir mesaj daha var. Evet. Biz bunu haber yaptık değil mi arkadaşlar? Biz bunun haberini yapmıştık. Yetkililerimizden yine talepte bulunmuştuk. Bu ikinci oluyor. Hadi gelin o zaman, Allah korusun herhangi bir can kaybı olmadan adresi bir kez daha yineleyeceğim. Ataşehir Mahallesi General Eşref Bitlis Caddesi. Lütfen ne olursunuz, can kaybı, yaralanma, sakat kalma durumları olmadan önce, çok zor değildir herhalde oraya önlem almak, çok zor olmasa gerek. Lütfen yetkililerimizi bu noktada hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Rica ederim. İzleyicimiz teşekkür etmiş. Haber de yapmıştık biz bunu geçtiğimiz günlerde. Değerli izleyiciler, yarın gece saat 23'te Kanal 23'te görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.